Karar gazetesi yazarı Akif Peki, çılgın gidiş rafa kaldırılıyordu hani başlıklı yazısında İmamoğlu'na Kanal İstanbul soruşturması açılmasını ele aldı. İktidar uçuk uygulama ve söylemlerinden dönüşe geçtiğini müjdeledi oysa diyen Beki, haksız tutuklamalar ve kayyum adaletsizliklerini finanse edecek para kasada kalmadığı için hukuk seferberliği başlatılmadı mı diye sorarak şunları kaydetti. Makas değişikliği haberi Numan Kurtulmuş'a dahi ulaşmamış ekonomide yedi düvelle deli dolu savaştığımız hamasetini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin nasıl karlı olduğunu göstererek yedi düveli yatırıma çağıracağımızı söylemedi mi? İlahiyatçı Hayrettin Karaman bile ayak uydurdu. Yeni Şafak'ta faizi enflasyon oranında artırmaya hemen fetva yazdı. Fakat yeni döneme uyum sağlayamayanlar bocalarken kafada karıştırıyor. Faizi indirince enflasyonda iner iddiası rafa kaldırılmamış, faizi enflasyon kadar artırma mecburiyetine geçilmemiş sanki. Çılgın projelerden temelli vazgeçilmedi de geçici olarak mı rafa kaldırdılar şüphesini böyleleri besliyor. Propagandistleriniz bile inanmıyorsa başkalarını göstermelik değişim yapmadığınıza nasıl inandıracaksınız? İktidarın sıkışıklığı atlatır atlatmaz eskiye dönmeyeceğine inan çok zayıf. Çılgın projelerine kaldığı yerden devam etmeyeceğine ikna edemezse bu yönetim nasıl tekrar yatırım çekecek? Yarınından emin olmadığı yerde durmuyor yatırımcı. Yarın tekrar faiz lobisi, dış güç ve din düşmanı gibi gösterilip karalanmayacağından emin değilse geri gelir mi?'' Türkiye'yi dünyaya şikayet ediyor suçlamasıyla muhalefeti şeytanlaştırmak da bu çılgın dolduruşlardan biriydi. İmamoğlu bir uluslararası etkinliğe uzaktan katılıp demokrasi standartlarımızı İngilizce eleştirmiş. Günlerdir üstünde tepiniyorlar. Zaten İngilizcesi de berbatmış. Zaten ülkesini dünyaya kötülemesiyle biliniyormuş. AK Parti hiç yapmamış. İktidardayken bile insan hakları standartlarımızdaki kötüleşmeyi dünyaya hiç şikayet etmemiş gibi... Karnemiz çok süper olduğu için mi insan hakları eylem planını acilen gündeme aldı Cumhurbaşkanı. Hem Erdoğan, Türkiye'deki yasakçı ve antidemokratik uygulamaları yurtdışı platformlarında hiç mi yermedi? AK Parti demokratikleşme mücadelesi verirken Avrupa Birliği'nden gördüğü destek ve dayanışmayı hiç şükranla anmadı mı? Veya sosyalist enternasyonelle üyesi CHP'den daha iyi anlaştıklarını Erdoğan hiç mi duyurmadı? AK Parti dünya ile demokratik dayanışmadan sonuna dek yararlandı. Ama borazanları o hakkı muhalefete tanımıyor. Her şey dereyi geçene kadar mıydı? Bizzat Cumhurbaşkanı ile Adalet Bakanı şimdi yine dünyayı ikna edecek bir reform ihtiyacından söz ediyor. Demokrasi ve hukuk standartlarımızda reform gerektirecek kadar gerilemeyi kabul ediyorlar. İmamoğlu'na niye kızıyorlar öyleyse? Dünyaya farklı bir şey mi söylüyor? Devlet projesi Kanal İstanbul'a kamu kaynaklarıyla afiş astırarak karşı çıkıyormuş. Bu da devletin bölünmez idari bütünlüğüne aykırıymış. Belediyeyi karıştırmadan şahsı adına konuşsa yasak değilmiş. Kamu kaynaklarıyla siyasi kampanya ve propaganda görmese kadineyse de seçilmiş bir belediye başkanı şehrinin kaderiyle ilgili bir kampanyaya belediyeyi karıştırmayıp cebinden mi para harcayacak peki? Ya Kanal ya İstanbul demesi o zaman mı serbest? Aksi paralel devlet girişimi ve bölücülük suçuna giriyor adeta. E hani çılgın projelere tövbe ediyordunuz? Bu muydu yapacağınız demez mi dünya? Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu yahu dedi.